Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuş ettirişimiz. Kıynamsız dikkatler ekranımızı bulsun. Xitay Amerika'nın emgek tepiş organına tabi şirketini takip etken. Valkoçisi gezdinin 20 Ağustos'taki haberde bildirilişçe, Xitay Amerika'nın emgek tepiş organına tabi bir şirketini takıgan bulup, bu arkalık Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek siyasetine karşı ayıplaştırıcı takabül duruşunu planlagan. Bildirilişçe, başştabı Xitay'nın Şengen'e caylaşkan Vitae Temellet Zincirini başkuruş çektik şirketi, Amerika'daki emgek hukuki organı bulgan Vitae şirketine karşılık iken. Ekvaldan haberdar kişilerin tanıştırışça bu şirket bu yıl 4. ayda Xitay bihatırlı hadimler tarafından tuyuqsız tekşürülgendikin takip edilgen. Haberde Xitay'nın bu kılmışı Şarkı Türkistan'da icra kılıbatkan mecburi emgeki çetişlik ayıplaştırıcı karıştırış hareketinin küçeygenlikinin belgesi deb tahlil kılıngan bulup, bu devlet halkıgan şirketlerinin Xitay'daki temillet zincirinin tekşürüşünü kıyırlaştırışı mümkün iken. Gerçi Veritiye'nin Xitay teptis sahasıdaki rolü tolumu küçük bozumu, ama Disney, alma katarlık halkaralık şirketlerinin hemmesi mezgur teptiş şirketini teklif kılıp, Xitay zavutlarındaki emgek meselesi doğrusu meslehet sorugan. Mezgur şirketinin Şincindeki tarmakının takılışı, onun Xitay bazarındaki mevcutluğunu yokatkallıqıdın, şirketlerinin Xitay'da emgekini teptiş ve tetkik kılıştaki bir yolunun üzülüp kalgallıqıdın direk bir ediken. Xitay Taşqorğan aerodromu qurulışını tizlatdi. Xitay kündilik gazetining 19 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Xitay Qashqar viloyati Taşqorğan noyisi Axtam bazarga joylashgan Taşqorğan aerodromu qurulışını tizlatgan. Pamir egizligidagi Taşqorğan aerodromi Sharqi Turkistondagi egizligi joylashgan 2 aerodromning biri bo'lib, dengiz yuzidan 4000 metr egizlikda ekan. Yana biri Eli daryosi vodiysidagi Mo'g'ulko'ra noyisiga joylashgan bo'lib, dengiz yuzidan 2000 metr egizlikda ekan. Bildirilishicha, Xitay Taşqorğan aerodromi qurilishiga 2020-yili 26 aprel ul silishqa boshlagan bo'lib, Xitay Xalq Avasiya boshqarish idorasi va atalmish Uyg'ur Abnum rayonining 13-5 yillik planidagi asoslik aerodrom qurilish turining biri ekan. Aerodromga 1 milliard 630 million yuan mablag' salingan. Yer kölümü 230,4 hektar bulup, her yılı 160 min yolcu, 400 tonlu yük ve poştu yollanması toşuyalaydıgan, 1900 ayruplan uçup konalaydıgan kılıp lahilengen. Alakadar Xitay mesullarının aşkı ağırlaşca, iki yol başlaş münarının tok bilen temelli sistemisi kuruluşu tamamlanan bulup, 9. ayda sınav tariqisi uçuşunu başlaydıgan. Küzetküçüler Qashqar vilayetindeki Taşqorğan naisinin Tacikistan, Afganistan ve Pakistan bilen çigralındıganlıqını, coğrafyalik ornının intayın muhim ikenligini. Şu sebeplik Xitay pürsetperestlik bilen Afganistan vaziyetidiki özgürüşki mas halda aerodrom kuruluşunu pütküzüşki aldırgallıqını bildirişmekte. Xitay Afganistan vaziyetige alaqadar diplomatik hareketini küçe etmekte. Afganistan vaziyetinin ciddi özgürüşüge ergeşip Xitay münasifetlik diplomatik hareketlerini köpe etken bulup, Taşqi ishlar ministri Wang Yi oldingi kunlarda Turkiya ve Pakistan amaldorlari bilan Afganistan meselesi haqida so'zlashgan. Xitay Taşqi ishlar ministerligining organ torbetidagi uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Wang Yi 18 avgust ayrim-ayrim holda Turkiya ve Pakistanning Taşqi ishlar ministerlari bilan telefon suhbati o'tkazgan. Wang Yi Turkiya Taşqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li bilan asosliqi Afganistan vaziyati haqida fikr almashtirgan bo'lib, suhbatda Afganistan vaziyati bir kechada o'zgardi. Keyinki vaziyat Taliban'ın Afganistan'daki siyaset yönelişiga bağlıq bulup kaldı. Taliban bayanatçısı hiç kimden Afganistan zeminden paydalanıp başka devletlerge tehdit selişiga yol koymaydıganlıqını bildirdi. Bu bayanatını karşı alımız. Biz bayanatını konkret siyasi hareketke aylandırışını ümit kıldıganlıqımızını bildirdik degen. Ve Taliban'ın Şarkı Türkistan İslam Hareketi Katarlıq teşkilatlarına zarif birişi gereklikini kaydı tehditlegen. Wang Yi şu günü yine Pakistan Taşqi ishlar ministri Shah Mahmud Qureyshi bilen telefon sohbeti ötküzgen. O sohbette Afganistan'daki her kaysi taraflarını ihtipaklaşıp, yeni siyasi kurulmanı baldırlaq şekillendirişke ilhamlandırış, Afganistan'nın terörcülerinin uvisi bulup kilişiğe karıştırış, Xitay ve Pakistan'nın Afganistan'daki hadimleri ve organlarının bexaterlikige kapalatlı kiliş, Afganistan'a çetişlik meselelerde halkara hemkarlıkını ilgiri sürüp, Afganistan vaziyetini tedirge tanışıp, yakışılaş katarlık 4 noktunu oturgu koygan.
Analizçiler xalqara cemiyet Afganistan vaziyetiga diqqat qilayotgan bir paytda Xitoyning Sharq Turkiston Islom harakatining fursatdan foydalanilishidan ansirayotganligini bildirishgan. Talibanlar 15 avgust Afganistanning poytaxti Kabulga kirib, muvaffaqiyatlik holda prezident sarayini egallab, Afganistan hukumatining og'dirilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy bo'lsa, Talibanning hamma sohani o'z ichiga olgan hukumat qurib chiqishini umid qildiganligini bildirgan edi. Xitoylar Pokistonda yana hujumga uchradi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Pokistondagi Xitoy fuqarolariga qaratilgan o'zini qo'shib portlatish vaqasida 2 kishi o'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, Pokiston saqchilari 21 avgust Pokistonning g'arbi janubida Xitoy fuqarolarini elib mangan mashinaga qaratilgan o'zini qo'shib portlatish hujumida 2 bola qaza qilib, 3 kishi yaralangan. O'zini qo'shib portlatish vaqasi shu joy vaqti kech soat 7 atrofida Gwadar portining Dungwan yo'lida yuz bergan. Saqchilarning aytishicha hujum nishoni bo'lgan Xitoy fuqarosi yaralangan. Balochiston hukumatining bayonotchisi Liaquat Shahvaniyning aytishicha hujumda 2 bola qaza qilib 3 kishi yaralangan. Balochiston Azadlik armiyasi bu hujumning javobgarligini ustiga olgan. Azadlik armiyasi bayonotida Xitoy injenerlari atrofiga fidoilarning o'zini qo'shib portlatish harakati qo'zg'alganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy 60 milliard dollar mablag' selib Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorining bir qismi sifatida Arab dengizidagi Gwadar portini ochishga qatnashgan. Mazkur iqtisod koridori Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo plan turining bir qismi ekan. Pokiston ichki ishlar ministrligining bayonotida aytilishicha bir kichik bola yaqin atrofdagi beliqchilar o'ltiroq rayonidan yugurib chiqib, mashina atrofidan 15-20 metr yiroqlikda o'zini portlatgan. Natijada nishonlangan Xitoy fuqarosi yaralangan bo'lib, yaqin atrofdagi Gwadar doktorxonasiga olib berilgan. Xitoy fuqarolarini olib mangan 4 mashinani armiya va saqchilar qo'g'dab mangan. Pokiston ichki ishlar ministrligi yana Pokistondagi Xitoy fuqarolarining bexatarligini qo'g'dash uchun umumiyuzlik tekshirishni boshlaganligini bayon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 7 ayda Pokistonning g'arbi shimolidagi Xaybar Putuxva o'lkasida Xitoy fuqarolari o'ltirgan avtobus hujumiga uchrab 9 nafar Xitoy ishchini o'z ichiga olgan 13 odam o'lgan edi. Taliban Xitoy Afg'onistonni qayta qurishda zo'r rol o'ynashi mumkin dedi. Taliban Xitoyning Afg'onistonni qayta qurishda zo'r rol o'ynashi mumkinligini bildirdi. Talibanlarning bayonotchilaridan Suhayl Shahin Xitoyning Afg'onistonni qayta qurishda zo'r rol o'ynash ehtimolligining borligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Shahin Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi CCTV'ning ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida Afganistonni qayta qurishning muhimligini ta'kidlab mundaq degan. Xitoy g'oyat zo'r iqtisodiy kuchga ega bir davlat bo'lib, Afganistonni qayta qurishda zo'r rol o'ynashi mumkin. Qo'shni allar, rayon davlatlari va butkul dunyoni Afganistonni qayta qurishda rol o'ynashga chaqirgan Shahin barliq davlatlarning yordamiga ehtiyojliq ekanliklarini qayd qilgan. Shahin Afganiston xalqining irodasiga hurmat qilinishi lozimligini ta'kidlab, xalqaro jamiyatni talibanlarni rasmiy e'tirof qilishga chaqirgan. U yana talibanlarning Afganistondagi ilgirlishining zo'rlab tengilgan bir hokimiyatga qarshi xalq qo'zg'alonga vakillik qildiganligini eskartib, talibanlarning tez sur'atda davlatga hukmronlik qilishi ularning hokimiyatni kontrol ostiga olishlarini qonuniy kuchga ega qilib berdi degan. Shahin talibanlarning hokimiyati ostidagi Afg'onistonda ayollarning erkinliklariga doir andishalarini rad qilib, ayollarning ma'rif va xizmat qilishga munosabatlik haq-huquqlarini qo'g'daydiganliklarini ilgari surdi. Hamda xalqaroliq iqtisodiy va moliya organlarini yangi hokimiyatga iqtisodiy yordam berishga chaqirdi. Yakshanba kuni poytaxt Kabulni qo'rshab ostiga olgan Taliban prezident Ashraf G'inining davlatni tark etishi va hukumat kuchlarining poytaxtdan ayrilishidan keyin shaharni to'qinishsiz holda kontrol qilgan edi. Amerika bizning aerodromdan xalqib harakat qiladigan kuchimiz yo'q dedi. Amerika tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price o'zlariga munosabatli kishilarni Afg'onistonning poytaxti Kabuldan tarqoqlashtirish masalasida aerodromdan xalqib harakat qilish kuchiga ega emasliklarini aytdi. Bayonotchi Ned Price kundalik axborot e'lon qilish yig'inida ma'lumot berib, hozirgacha Kabuldagi Hamid Karzai xalqaro aerodromidan 7000 odamning tarqoqlashtirilganligini bildirdi. Navbatda aerodromda rasmiyatlari bajarilib bo'lgan 6000 kishining borligiga ishora qilgan Price
bu kişilerin mu kısa vakit içinde ayruplan bilen tarqaqlaştırıldığanlığını eskertti. O, onlarının tarqaqlaştırış kademini tiziltiş üçün Kabulğa tihimi köp konsulxana xadimlerini evetkenliklerini, yeni bir kısım konsulxana xadimlerinin yötkeş işlerini maslaştırışı üçün Qatar ve Kuveytke evetligenlikini bildirdi. Ned Price, Afganistan'dan ayrılış üçün ayrıdırımğı kilişke amalsız kalğalarının ahvali toğrısı toxtulup, bizden ayrıdırımdan halkıp hareket kılıdığan küçümüz yok, dedi. Yekşembe günü paytaxt Kabulni qorşib olgan Taliballar prezident Ashraf G'ininin qaytishi ve hükümet armiyasining paytaxtdan chiqib ketishidan keyin shaharni to'liq kontrolga ostiga olgan edi. Ma'rif jamiyati ona til yaslisi ve Qur'on kursining 2 yillik o'qish bitirish marosimini o'tkazdi. Şarkı Türkistan Marifa Hemkarlık Cemiyeti'nin Zeytinburnu Şöbesi 20 Ağust Anıtıl Yastesi ve Kur'an Kursu'nun 2020 ve 2021 yıllık okuş bitiriş mürasimini ötküzdü. Mürasim, Ösmür okuğuşçularının Şarkı Türkistan Devlet Şehirini okuşu bilen başlangan bolup, aldı bilen her bir sınıftaki okuğuşçular özlerinin okuş bitiriş üçün tayarlıgan Kur'an tilavet kılış, şehir okuş ve anıtıldı sözleş, nakşe eğitiş katarlık numarlarını takdim kıldı. Murasimda ona til yaslisi ve Kur'an kursining müdiri Xurshida Artish xanim 2 yil jarayonida ona til o'qitish, Kur'an savodini chiqarish qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan natijalarini tanishtirib o'tdi. Ziyoratimizni qabul qilgan Xurshida Artish xanim bu yillik o'qitish planini tanishtirib, bu yillik o'qitishning markaziy nuqtasining Qur'oni Karim va go'zal axloq va ona til o'qitish ekanligini, kursda o'tilgan darslarning Qur'oni Karim tajvid axloq tarbiyasi An-anevi uyun mektep üçün tayarlıq dərisleri ve dala faaliyeti işgəllikini. Şunun bilan birge en muhim vazifesinden biri ana til tərbiyesi işgəllikini bildirdi. Şundaqlı milletini süyüşünün en muhim ifadesinin perzentlerge ana til ögütüş işgəllikini bir milletini asimilasiya bulup ketiştin saklap qalalaydıgan amillarının birinin şu milletinin tili işgəllikini, şu sebeplik özlerinin ana til oqutışıga alahide ehmiyet bergəllikini təkidledi. Ziyaretimizni qabul qilgan ösmürler özlerinin bu yaslida nihayet yaxshi tarbiyalanganligini, nurg'ulgan savaqdoshlari bilan tanishib, do'stlik o'rnatganligini, o'qituvchilarining ularga turli bilimlarni o'rgatganligini, yaslini mangu unutay olmaydiganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Ertaki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh tashkurimiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.